Haber Peşinde'den herkese iyi akşamlar. Bugün 10 dakikalık bir gecikmemiz oldu. Korona trafiği diyelim ve izleyiciden özür dileyerek başlayalım. Yine gündemdeki konuları konuşacağız. Onların perde arkasına bakacağız. Ve konuşulmayan, daha az konuşulabilen haberleri gündeme getiriyor olacağız. Yine oldukça önemli konuklarımız var. Ayrıca özel haberlerimizi de köşede kalanlar ve ironik haberlerimizi bazı şeyler başlıklarıyla sizlerle buluşturuyor olacağız. Vakit kaybetmeyelim daha fazla. Belki araya da gitmeyeceğiz. Blok bir program yapacağız. Neleri konuşacağız? Onlar üzerinde duralım. Sağlık Bakanı'na zor soru sordu Barış Atay. Milletvekili arkadaşımız, ailem gitti ama bil bakalım ne yok dedi. Aşı yok diye herkes tahmin etti aslında cevabı. Ağrı'da çocuk istismarına tuhaf bir savunma var. Ekrana getiriyor olacağım dosya üzerinden. Sol Parti, geçen hafta Yeşiller Partisi'ni ele almıştık. Bir türlü seçime giremiyordu. Ama Sol Parti yoğun uğraştan sonra seçimlere girebilmeye hak kazandı. Bunu konuşacağız. Salgında 3. dalga Türkiye haritası kıpkırmızı. Nedenini az çok aşağı yukarı biliyorsunuz ama üzerinde konuşacağız yine. Ve kötü haberler geliyor yurttan. 3. dalganın çok yoğun ilerlediği, hatta çocuklara, bebeklere sirayet ettiği yönünde haberler var. Bunları da Çağan Hoca ile birlikte konuşacağız. Konuklarımız kim? CHP PM üyesi, aynı zamanda hekim Sayın Gaye Usler. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukat Hande Gündoğdu. Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ve her hafta olduğu gibi genetik ve sinir bilimi uzmanı Çağan Kızıl Hoca bizde olacak. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden konularımıza geçelim. Aşı yaptırmaya gittiler ama eli boş döndü. Yani sadece bir örnek üzerinden gitmiyoruz. Pek çok örnek var ve insanlar şunu söylüyorlar: aşı yok. Biz şimdi 65 yaş üstünün ne kadarının aşılandığına bakacağız. Aşılamada çifte standarta bakacağız. Aslında iktidar bir başarı öyküsü yaratmaya çalıştı en başından beri. Fakat ne yazık ki halk sağlığı üzerinden çok büyük bir başarısızlık örneği yaşatıldı. Ve çifte standart meselesi kimle konuşacağız? Söylemiştik, Sayın Gaye Usler'le konuşacağız. İyi akşamlar diliyorum. Akşamlar Erk Bey, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz de iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Biraz geç kaldık. Sizden de bu gecikme için af dileyerek başlamak istiyorum. Siz geçtiğimiz hafta boyunca aşı konusuyla ilgili hekim olmanız dolayısıyla da epey kamuoyunda tartışılan paylaşımlarda bulundunuz. Aşı yok dediniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Esasında dün sabah öncelikle Eskişehir'deki aile hekimi arkadaşları olmak üzere ama Türkiye'nin dört bir yanından aşının olmadığına dair bilgiler gelmeye başladı. Birazcık araştırdığımda gerçekten sabah randevularını alan kişilerin aşı olmak üzere aile sağlığı merkezlerine gittiklerinde aşının olmadığı bilgisiyle karşılaştıklarını, aslında olayın hem randevulu hastalar için hem de tabii ki aşıyı uygulamakla yükümlü aile hekimleri için beklenmedik bir durum olduğunun altını çizmek istiyorum. Hiçbir açıklama yapmadı Sağlık Bakanlığı. Aslında olay, ben bir sosyal medya paylaşımı yaptım, sonra Sayın Atay yaptı, sonra çokça randevu alan hastalar, hastaların sahipleri paylaşımlar yaptı. Ama gün boyunca Sağlık Bakanlığı adeta uykuda taklidi yaptı, buna hiç yanıt vermediler. Görünen o ki aşının tedarik ve dağıtımı ile ilgili günlük bir sorun yaşandı. Ancak tabii ki bir günlük bir sorun bile olsa, özellikle medyada yer alan haberlere baktığımızda çok yaşlı kişilerin, yani aile hekimine gitmekte zorlanan, zorla aşı için oraya giden kişilerin aşısızlıkla karşılaşması ve eve geri dönmeleri
bence çok da önemsenmeyecek bir olay değildi. Çünkü olayın yükü vatandaşların üzerine oldu. Olayın sorumlusu da adeta aile sağlığı merkezlerindeki hekim arkadaşlar oldu. Çünkü randevusu olan ve aşısızlıkla karşılaşan kişiler onlara hesap sordular. Öfkelerini onlarla gidermeye çalıştılar. Ama Sağlık Bakanlığı ve sorumlu kişiler, illerdeki sorumlu kişiler adeta ölü taklidi yaptılar ve hiçbir yanıtsız bir günü geçirmiş olduk esasında. Aslında yani münferit bir gün olarak değerlendirmek sözün ettiğiniz gibi çok doğru değil. Bu bir aksamayı gösteriyor. Yani aslında dünyanın hiçbir yerinde olmayan ya da olmasının tasvip edilmediği bir aksamayı gösteriyor. Yani genel olarak aşıda bir sorun olduğunu da buradan anlıyoruz. Yani Bakan Bey'in en başından beri aşı geldi, işte şu kadar geldi, Mayıs'ta gelecek, Nisan'da gelecek, gelecekti sözlerinden biz genel olarak bir sıkıntı olduğunu anlayabiliyoruz değil mi Gaye Hanım? Tabii ki münferit değil, çok doğru söylüyorsunuz ama ilk kez kişilerin randevu aldıkları gün ve saatte aile sağlığı merkezine gidip ya da hastaneye gidip elleri boş yani aşılanmamış geri dönmeleri ilk oldu. Esasında aksama şuradan belliydi, aşının iki dozu arasındaki süre 28 gün olarak belirlenmesine karşın ikinci dozlar için randevu aralığı uzatıldı. Dün şikayet eden hastaların bir kısmı şöyle diyorlardı, 38. gündü bugün bana verilen randevu için ama 38. günde de aşıma ulaşamadım diye. Yani gerçekten ikinci dozun tedariğinde bir sorun olduğu açıkça görülüyor süreyi açmalarından. Bununla ilgili de bakanlık herhangi bir açıklama yapmadı. Sürekli bir tabii pembe tablo. Ve Türkiye'de araştırma aşamasında olan henüz faz 2'yi geçen hiçbir aşının olmadığı bir ortamda bize ait aşının üretimi ve bize ait aşıya kavuşacağımız söylemleri esasında vatandaşın mevcut günlük soruna eğilmeyip geleceğe yönelik bir takım hayaller peşinde koşmasına sebep olacak açıklamalar, bilinçli olarak bu tür açıklamalarla vatandaşların doğru yönlendirilmediğini düşünüyorum. Peki aslında bir de çok önemli bir konu daha var Gaye Hanım. O da şu, 65 yaş üstüyle başlamıştı aşılama. Ama totalinde yani çok da bu sayının yine umulduğu gibi olmadığı söyleniyor. Sizin düşünceniz ya da alandan aldığınız veriler buna ilişkin nedir? Ben tabii ki halen aktif olarak hekimlik yapıyorum. Bir üniversite hastanesinde enfeksiyon hastalıklarında öğretim üyesiyim. Dolayısıyla bu işin içindeyim. Hem bulunduğumuz alanda hem de çokça bilgiye ulaşabilmek açısından. Bir kere aşılama sürecine dair bütün yükü Sağlık Bakanlığı yurttaşların üzerine bıraktı. Nedir bu? İşte e-devlet üzerinden ya da merkezi hekim randevu sistemi üzerinden, internet üzerinden bir randevu alabilme süreci. Aslında internet kullanmayı bilen kişiler için bile bu çok kolay bir süreç değil. Hele ki 65 yaş üzerinde kişilerle aşılamaya başlandığını düşünecek olursak bu kişilerin yardım almaksızın, onlara yardım sunucu bir kişi olmaksızın randevu alabilmeleri hiç de mümkün görünmüyor ve çok kolay bir işlem değil. Oysa ki Avrupa ülkelerinde durum çok farklı. Kişiler Türkiye'dekine benzer kişilerin bir sağlık güvence sistemlerine dair numaraları var. Bir eczaneye gittiklerinde veya bir aile hekimine gittiklerinde bu sosyal güvenlik numaraları üzerinden kişiler çok rahatlıkla aşılanabiliyorlar. Yani herhangi bir yere başvuruları durumunda aslında bu sistemin işleyişini de kolaylaştıran ve yurttaş üzerinde sorumluluğu azaltan, yurttaş üzerinde yükü ya da aşıya ulaşamama durumunun ortaya çıkmasını engelleyen bir durum. Oysa ki Türkiye'de işin yükü yurttaşlara bırakılmış durumda. Yine Türkiye'nin dört bir yanındaki aşılama süreçlerini inceleyecek olursak, örneğin büyük şehirlerde aşılama miktarı ile Doğu Anadolu ya da Güneydoğu Anadolu'daki uç illerimizdeki aşılama oranları birbirinden çok farklı.
Yine yaş gruplarına göre baktığımızda örneğin 80 yaş üzerindeki toplam popülasyonun bütününün aşılanmamış olması irdelenmesi gereken, araştırılması gereken ve mevcut durumun giderilmesi gereken, eğer hani sistemden kaynaklanan sorunlar varsa giderilmesi gereken süreçler diye düşünüyorum. Bu nedenle 14 milyon doz Türkiye'ye geldi. Bunu ikiye böldüğümüzde demek ki bu süreçte ancak biz 7 milyon kişiyi aşılayabilecektik. Oysa ki 8 milyon yaşlıdan bahsediyoruz. Yaklaşık 2 milyon bir sağlık personeli aşılaması olması gerekiyordu ve toplamda 20 milyon doz aşıya ihtiyaç vardı. Bu da esasında Sağlık Bakanlığı'nın aşılamanın çok güçlü ilerlemesi yönünde herhangi bir katma değer oluşturmaması ve işte aşılanan aşılanır, aşılanmayan aşılanmadığında bizim üzerimizde de aşı tedarikiyle ilgili sorumluluk azalmış olur. Ben öyle nitelendiriyorum açıkçası. Çünkü zor bir sistem ve bütün yükün yurttaşlar üzerine, yurttaş inisiyatifi üzerine bırakılan bir sistem. Üstelik bugün itibariyle Türkiye'ye gelen 4,5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı da illere dağıtıldı belirli oranlarda ve her ilde sadece şehir hastanelerinde Pfizer-BioNTech aşısının uygulaması için alan oluşturuldu. Düşünün ki birbirinden farklı iki teknolojiyle üretilen aşıdan bahsediyoruz. Birinin belki arkadan gelişi mümkün olacak, öbürünün belki de 4,5 milyon dozla yetinilmek zorunda kalınacağı bir aşıdan bahsediyoruz. Ve insanlara şöyle bir seçenek sunuluyor randevu sisteminde. Sinovac mı, Pfizer-BioNTech mi? Şimdi biraz önce size söyledim, internet erişimi olmayan, internete erişemeyen, randevusunu kendi alamayan kişiler Pfizer-BioNTech mi, Sinovac mı? Bu soruya nasıl yanıt verebilirler? Dünden beri beni o kadar çok kişi telefonla arıyor, SMS'le mesaj atıyorlar, e-mail, WhatsApp, sürekli hocam hangisini olalım? İnsanların kafasında soru işaretleri olduğu gibi hangisi daha iyi? Bu konuda da bir fikirleri var. Hangisini olsa kendisi için daha avantaj oluşturacak? Şimdi bu tür süreçlerin mutlaka bilgilendirme ile donanmış süreçler olması gerekiyor. Bunu yapacak olan kim? Bunu yapacak olan merkezi sağlık otoritesinin kendisi. Bizzat bakan tarafından değilse de örneğin bilim kurulu üyelerinin şu arada çokça televizyona çıkmaları ve televizyonlar aracılığıyla kamuyla bilgi paylaşımında bulunmaları gerekiyor. İki aşı vardır, bu aşıların uygulanma biçimleri şudur, birbiriyle aralarındaki fark budur gibi. Ama iki aşı arasındaki etkinlik farklılığı aslında böyle bir kamusal açıklama yapmayı engelliyor. Bir tarafta etkinliği daha düşük bir aşı, öbür tarafta etkinliği çok yüksek bir aşı ve bundan sonra belki de ulaşmamızın imkansız olduğu bir aşı. Bu nedenle de işte insanlara internet ortamında o mu bu mu, A şıkkı mı B şıkkı mı gibi bir soru ile süreç yönetilmeye çalışılıyor açıkçası. Hocam bu 4,5 milyon BioNTech'ten söz ediyoruz. Bu aslında bu BioNTech bana kalırsa AKP kongrelerini anca kapsayacak bir aşı. O yüzden belki de hastalarınıza direkt Sinovac demek ya da hekimlerin bunu söylemesi daha mantıklı bir süreç gibi olabilir. Şunu söylemek istiyorum. Yani her şeyde olduğu gibi aşıda da bir çifte standart durumunun olması hasta ve hekim açısından nasıl değerlendiriliyor? Esasında tabii COVID-19 enfeksiyonu tüm dünya için eşitsizliklerin hem ülkeler bazında hem aynı ülkede yaşayan insanlar üzerinde eşitsizliklerin daha belirginleştiği ve göz önüne çıktığı bir süreç oldu. Bu hem hastalığa yakalanma açısından hem işte süreçte yoksullaşma, işini kaybetme, ücretsiz kalma bu açılardan ama hem de şu anda geldiğimiz noktada aşıya erişim açısından da önemli bir nokta. Ancak Türkiye'de VIP denilen kişiler ya da kendilerini VIP olarak görülen o çok önemli kişilerin Kasım-Aralık ayında aşılandıklarını düşünüyorum ben.
Düşünmekten öte Kasım Aralık ayında Türkiye'de hem Sinovac aşısının firmasının aşısının hem Pfizer BioNTech aşısının bazı kişilere uygulanmak üzere Türkiye'ye geldiğini ve bir takım kişilere de bu aşıların uygulandığını, yani henüz 14 Ocak'tan çok önce bazı kişilerin bağışık duruma geçtiğini biliyoruz. Şimdi Pfizer BioNTech aşısının Türkiye'ye geldiği çok ani açıklandı. Çünkü Bloomberg'te bir yazı ya da bir bilgi paylaşımı oldu. Pfizer BioNTech aşısıyla bağlantılı olarak Avrupa Birliği'nin bir açıklaması vardı. Dünya ülkelerine ya da hangi ülkelere bu aşının hangi miktarda gönderildiğine dair son derece yaygınlaşan bu bilgi içerisinde Türkiye'ye de 1,5 milyon doz Pfizer BioNTech aşısının gönderildiği yazılıydı. Tabii ki bu bir anda infial oldu. Siyasetin içerisine girdi. Siyasi bir konu oldu. Sayın Bakan'a çokça soruldu. 1,5 milyon doz Pfizer BioNTech aşısı kime yapıldı diye. Uzun bir sessizlikten sonra Sayın Bakan dedi ki 1,5 milyon doz Pfizer BioNTech aşısı geldi. Oysa ki o sorgulanan 1,5 milyon doz daha eski bir tarihe ait 1,5 milyon dozu. Devamında da hemen hızlı bir şekilde aslında 4,5 milyon doz aşının geldiği ve hızlı bir şekilde işte Nisan başında kullanıma gireceği söylendi. Yani bir takım kişiler önceden aşılandılar. Bu bir takım kişiler dediğim grup esasında haftada 3-4 kez test yaptırabilen, böylece hem kendisini hem birlikte çalıştığı kişileri güvende tutma prensibi üzerinden özenle COVID-19'a karşı korunan bir grupta. Oysa ki vatandaş hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bir COVID-19 şüphesi olduğunda, bulgusu yoksa, temaslı şüphesi veya öyküsü yoksa ben test yaptırıyorum, test yaptırmak istiyorum dediğinde ona test yapılmadı. Ama Türkiye'de test için bir ayrıcalıklı grup vardı ve aynı şekilde Türkiye'de aşı için de bir öncelikli ve ayrıcalıklı grup oluştuğunu Kasım Aralık ayında zaten öğrenmiştik. Hocam, son bir sorum var. Mutasyona ilişkin biraz aşıdan çıkmak istiyorum. Türkiye'de bu açıdan da işlerin çok iyi gitmediğini görüyoruz. Benim endişem ise hem izleyicilerimizden hem çeşitli yerlerdeki hastalardan durumun çocuklar ve gençler açısından da önümüzdeki günlerde sıkıntılı olabileceğini işaret ediyor. Mesela bir mesaj okumak isterim size. 2 yaşında bir bebek Manisa'da COVID-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Yani bu mutasyon meselesiyle bu yeni dalga doğru orantılı mı ve çocuklarla daha yaşı çocuk sayılabilecek hastalar üzerinde yeni dalga için sıkıntılar mı var? Şimdi mutasyonun olduğu bilinen bir şeydi. Ancak tıpta bir kural vardır. Ne ararsanız onu bulursunuz. Aramazsanız da bulamazsınız diye. Gerçekten mutasyon konusunda en iyi takibi yapan ülkelerin başında İngiltere geliyor dersek esasında yanlış bir tanımlama yapmamış oluruz. Biliyorsunuz ilk İngiltere'deki varyantı, bu varyantın laboratuvar ortamında üreme hızının yüksek olduğu bilgisini, sonrasında klinik ortamda bulaşma hızının arttığını ve İngiliz varyantı denen bu varyantın bu varyantla enfekte olan kişilerde enfeksiyonun daha ağır seyrettiğini, ilave olarak da daha genç yaşları da enfekte edebildiği bilgisini İngiltere kaynaklarından aldık. O zaman birçok ülke hemen sınır kapılarını kapattı. Aman dedi, kapatalım, hani İngiltere ile özellikle temas kurmayalım. O zaman İngiltere şöyle dedi. Bu çok güzel bir bilgi paylaşımıydı. Biz bunu yeni tanımladık bütün özellikleriyle ama Kasım ayı sonlarıydı. Aslında bu varyantın Eylül ayından beri mevcut olduğunu, bu nedenle şu anda bütün dünyada esasında bu varyantın dolaşımda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz dedi. Türkiye bu konuda yavaştan giden ülkelerden, aramadı, bakmadı. Ancak tabii ki olay Avrupa'da yaygınlaşmaya başladığında, hatırlayın geçtiğimiz haftalarda
41 bin İngiliz varyantı tanımlandığını açıklamıştı Sağlık Bakanı. Ancak dünkü açıklamasında 180 binin üzerinde İngiliz varyantından. Yine o 10 küsurlu rakamlarda Güney Afrika varyantı ve daha az sayıda da Brezilya, birli ikili rakamlar şeklinde Brezilya varyantından bahsedildi. Şu anda Türkiye'de enfeksiyon durumda diyecek olursak, şu anda bizde de genç yaşlarda enfeksiyon sıklığı artmaya başladı bir. Çocuklarda yaygınlaşmaya başladı iki. Ama son günlerde bizim çok dikkatimizi çeken bir başka şey var ki bakanlığın henüz bununla ilgili hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Aşılanmış, iki aşısı da tamamlanmış, ikinci aşının üzerinden 14 günden daha fazla geçmiş olan kişiler COVID-19 enfeksiyonuna yakalanmaya başladılar. Şimdi bakınız, dünyadaki diğer aşılarla ilgili, yani mRNA aşıları olsun, AstraZeneca aşısı ya da Sputnik ile ilgili mevcut varyantlarla aşı arasındaki ilişkiler araştırılıyor ve bir takım kanıtlar var. Çok şiddetli olmasa da varyant aşı ilişkisinde aşının etkinliğinin bir miktar azaldığına dair bilgiler var. Oysa ki dünya literatürüne baktığımızda bizim kullanmakta olduğumuz Sinovac aşısı ile ilgili hiçbir bilgi yok. Bu bilgiyi kim sağlayacak? Bu bilgiyi Brezilya sağlayacak Sinovac aşısını kullandığı için. Bu bilgiyi biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu bilgiyi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sağlamak zorunda. Nasıl sağlayacak? Mevcut mutantların yaygınlığı aslında daha çok test yapsak esasında 180 binin çok kat be kat üzerinde bir rakama ulaşacağımız son derece açık. Çünkü enfeksiyonun hızından, yatakların dolup taşmaya başlamasından, poliklinik yükünden biz aslında neyin gelmekte olduğunu, kar topunun nasıl bir çığa dönüştüğünü görüyoruz. Bakın 28 Şubat'ta günlük yapılan test sayısı ile günde yeni test pozitifliği oranı aradaki ilişki %8'lerdeyken bugün neredeyse %17'ye dayandı. Çok ciddi bir enfeksiyon artışı var. Bu kadar ciddi artışın ve bu denli bulaşın artmasındaki en önemli sorunlardan birisi varyantların yaygınlaşması. O zaman biz Sinovac aşısı varyant ilişkisini de mutlaka en kısa zamanda ortaya koymalıyız ki bundan sonraki süreçte Sinovac aşısı ile ilgili nasıl bir yorum yapacağız? Aşının etkinliği konusunda içimiz rahat olacak mı? Bu konuları tekrar doğru biçimde ama bilimsel temeller üzerinde tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için. İzleyici de Can Kulay'la dinledi sizi. Görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Herkese sağlık diliyorum. Maske, mesafe, el hijyeni diyerek bitirmek istiyorum izninizle. İyi akşamlar dileriz hocam biz. İyi akşamlar. Bazı şeylere bakalım, ondan sonra devam edeceğiz. Tarih 30 Eylül 2013. Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde uyuşturucu çetelerine karşı protesto gösterisi yapan gençlere bir grup tarafından ateş açıldı. 21 yaşındaki Hasan Ferit Gedik hayatını kaybetti. Bağlamından koparılan dosya sanıkların en az cezalar almasına neden oldu. Tarih 26 Mart 2021. AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun servet değerindeki araçları ve o araçlardan birinde çektiği pudra şekeri ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanı diyor ki çocuklarımızı inançsızlık tuzağından kurtaracağız. Önce kokainden kurtarın yeter. AKP pudra şekerine bulanmış bir nesil yetiştirirken Hasan Ferit Gedik gibi gençlerin değeri bir kez daha anlatılıyor. AKP'nin çocukları çekti. Halkın çocukları öldü. Şimdi kayıp bir kuşak aranıyor. AKP milletvekili Hülya Atçı Nergiz, bir diğer AKP'li kadın vekil Özlem Zengin'le amansız bir rekabete girişti. Zengin'in geçtiğimiz günlerde ard arda gelen kadın düşmanı açıklamalarına yeni bir boyut kazandırdı. Nergiz, kadına şiddette kadınların hiç mi payı yok dedi. Türkiye'de öldürülen erkek sayısının kadın cinayetlerinden 12 kat fazla olduğunu dile getirdi. Ancak bunların faillerinin de yine erkekler olduğunu unuttu.
Lebalep kongreler bitip Türkiye haritası kırmızıya döndükten sonra salgına ilişkin kısıtlamalar gelmeye başladı. İktidar yine müthiş bir plan yaptı. Ramazan gelmeden Ramazan yasakları ilan etti. Restoranlar, kafeler kapalı ama teravih namazlarında bir sorun yok. Oysa Arabistan'da bile kısıtlama var. Türkiye'nin salgın yönetimi tamamen siyasi bir çifte standart ve kurnazlık üzerine kurulu. Covid-19'u kullanarak gericileşmeyi daha da kurumsallaştıran bir politik modelle karşı karşıyayız. Hayırlısı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir günü nasıl geçiyor? Hep bir şeyler kapatılsın istiyor. HDP kapatılmalı. Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatma davasında ağır aksak ilerliyorsa o halde Anayasa Mahkemesi de kapatılmalı. Herhalde sayıklamaları siyasetten uzak zamanlarda da aynı modda geçiyor. Aklında hep açık kalan bir şeyler var. Obsesif ruh halinin en seçkin örneği. Kapı kapatılsın, doğalgaz kapatılsın, ışık kapatılsın. İlla bir şey kapatılsın. İki tane var böyle kapatılma hastası ama işlerine geldiği kadarını kapatıyorlar. İşlerine gelince de açıyorlar. Elbette AKP kongrelerinden söz ediyoruz. Ve yasal olmayan artık iyice illegale dönüşen bugün mecliste görüldüğü üzere tırnak içerisinde işlevsiz mecliste olduğu üzere Türkiye'nin üzerinde gerçek anlamda artık baskı otorite demek doğru değil. İşlevsiz ve istendiği kadarı oynanan bir yapı var. O kadar ilginç ki bu yapı, biz çocukken bu kadarını yapmazdık. Japon Kore futbol oynarken gerçekten aklımızın almadığı, zaman zaman tüylerimizin diken diken olduğu ve ülkemiz adına çok endişelendiğimiz bir karanlık tünelden geçiyoruz. Bu karanlık tünelin ucu bucağı da ne yazık ki görmek durmak bilmiyor. Şimdi o karanlık tüneldeki meselelerden birine bakacağız. Nedir bu mesele? Elbette kadınlar meselesi, elbette çocuklar meselesi ve bunlarla beraber okunacak yozlaşma meselesi. AKP dindar ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek üzerine yola çıkmıştı. Kendisinin ismi de Erdemler Hareketi'ydi. Ama geldiğimiz noktada kokain içen AKP'li gençleri görüyoruz. Çocuk tecavüzlerinin hiç durmadığını, istismarların hiç bitmediğini görüyoruz. Kadın cinayetlerinin İstanbul Sözleşmesi'nden sonra ne yazık ki büyük bir yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Bunun bir anlamı var aslında. Failler çok iyi değerlendiriyorlar bu tip mevzuatları ve buna göre o kuralları, kendi kafalarındaki kuralları uyguluyorlar. Şimdi çok önemli bir istismar davası vardı. Ağrı'da 10 yaşındaki Ö'de İstismar edildi. 10 yaşında bir çocuğumuz. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği bu işle başından beri ilgilendi ve kamuoyuna düşmüş davalarda olduğu gibi ya Twitter'a düşmesi gerekiyor biliyorsunuz, ya gazetecilerin haber yapması gerekiyor ya da avukatların enine boyuna ilgilenmesi gerekiyor. Ancak bundan sonra failler ceza alabiliyor. Bu dosyada da 11 yıl ceza aldı. Alparslan Mahallesi'nde 16 Temmuz'da 10 yaşındaki çocuğumuz Ö'deyi istismar eden kişi kimdi? Ağrı'da Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Şahin'di ismi ve AKP ile ilişkileriyle biliniyordu. Bakın bu ilişkiler konusunda da ne oldu? Bunların hepsini, hem dava sürecini, hem davada 11 yıl ceza verilmesine rağmen İtiraz meselesini önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Hande Gündoğdu anlatacak bize. İyi akşamlar Hande Hanım. İyi akşamlar Erk Bey. Biraz toparlamaya çalıştım meseleyi. Siz isterseniz
bir hatırlatma yapın. Ne olmuştu? Ve bu karar duruşmasında neler yaşandı? Sonra benim size sorularım var. Tabii ki. İyi akşamlar diliyorum. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında yaşanan bir istismar olayı vardı. 10 yaşındaki küçük kızımız sözün ettiğiniz sanık tarafından cinsel istismara maruz bırakılmıştı. Kendi evinin bahçesinde ve garaja sokulmak suretiyle. Ardından derneğimizde kuruluş amacına ve misyonuna uygun biçimde aileyle irtibata geçti. Ailenin ve mağdur küçüğün vekilliğini üstlendik. Kısa sürede iddianame hazırlandı. Sanık zaten tutukluydu. İddianame hazırlandı. 25 Kasım'da ilk duruşması görüldü. 30 Mart'ta da 3. ve son karar duruşması görüldü. Soruşturma aşamasından beri dosyayı takip ediyorduk. Bu süreçte de pek çok kez sizinle de yayın yaptık. Haber olması için çok uğraştık. Çünkü sizin de dediğiniz gibi ve derneğimizin de maalesef üstlendiği dosyalardan yakından bildiği gibi iktidar partisi üyesiyseniz, ekonomik gücünüz yerindeyse hukuka, hukuk dışı kanallardan müdahale ihtimal ve şansınız ne yazık ki artıyor. Herhalde Türkiye'de biraz haber takip eden, biraz gazete okuyan herkes de bu acı gerçeği farkındadır. Biz bunun olmaması için çok gayret sarf ettik. Nihayetinde tutuklu yargılanmaya devam etti. Herhangi bir anda tahliye edilmedi Nizamettin Şahin. Hep tutuklu yargılandı. Olayın üzerinden de 8 ayın geçmesinin ardından geçtiğimiz Salı günü Ağrı'da 3. Duruşmaya katıldık ve karar çıktı. Karar, evet, sizin söylediğiniz gibi toplamda 11 yıl hapis cezasına çarptırdı Ağır Ceza Mahkemesi Nizamettin Şahin'i. Bunun 5 yılı çocuğa yönelik eylemlerinin sarkıntılık olduğu değerlendirmesi nedeniyle verildi. 6 yılı da çocuğu cinsel amaçlarla alıkoymak, cebir, şiddet ve cinsel amaçlarla çocuğu alıkoymaktan 6 yıl ceza verildi. Verilen cezalarda herhangi bir indirim hükmü uygulanmadı. Bu ne anlama geliyor bu karar? Evet, ailenin başından beri çok ciddi baskı altına alındığını söylüyorduk. Bu baskı sanığın nüfuzunu kullanarak işte ailesi tarafından katılanlara, yani mağdur çocuğumuzun ailesine para teklifinden işte tehdide, bizlere olan güvenlerinin sarsılmaya çalışılmasından, bir şey çıkmayacak, çıktığında da evinizi köyünüzü dağıtacak varan bir baskı politikası vardı. Ancak yargı kanalıyla Nizamettin Şahin'in çocuğumuza bu eylemlerde bulunduğu hüküm altına alınmış oldu. Ancak içimize sinmeyen noktalar var. Mesela ben bu istismardan değil, sarkıntılıktan olması meselesini Türkiye'nin getirildiği yozlaşmaya bağlıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? İnanın çok benzer fikirlere sahibiz. Bir de duruşmanın görüldüğü tarih 30 Mart, 20 Mart'ta resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiğini okuduk. O yüzden duruşmanın görüldüğü tarih de zamanlama açısından bence oldukça önemliydi, karar duruşmasının görüldüğü 30 Mart tarihi. Evet, biz heyetin Nizamettin Şahin'in eylemlerini sabit görmesi konusunda katılıyoruz. İspatlanmıştır Nizamettin Şahin'in ÖDE'yi istismar ettiği. Ancak bu eylemler sarkıntılık düzeyini aşan ve Türk Ceza Kanunu 103. maddesinde tanımlanan çocuğun cinsel istismarı suçudur. Bu neden önemli? Bir, gerçekten toplumda, kamuoyundaki kavrayış açısından önemli. Çünkü sarkıntılık denildiğinde akla gelen basit bir laf atma, geçerken bir elle dokunma. Ve gerçekten hukuki tanımı da budur sarkıntılığın. Ani, kesintili ve bir kereye mahsus bir eylemdir. Ancak bunun birden fazla kere cinsel maksatla, bu maksat hiç sekteye uğramaksızın belli bir süreye yayılmış, vücudun belirli bölgelerine, birden fazla bölgesine yönelmiş olması ve bu eylemlerin ağırlığı düşünüldüğünde bu
çok açık bir biçimde istismar suçudur. Fark nedir? Sarkıntılık suçu eğer bizim olayımızda olduğu gibi çocuk 12 yaşını ikmal etmemişse, bizim çocuğumuz 10 yaşındaydı olay olduğunda, sarkıntılık suçunun en az 5 yıldır cezası, istismar suçunun 10 yıldır. Dolayısıyla oldukça büyük bir aslında eyleme bağlanan cezada da iki katı gibi bir fark ortaya çıkıyor. Şunu da söylemem gerekir. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sarkıntılık olarak değerlendirdiği ve sarkıntılık suçundan hüküm tesis ettiği bu kararını oy birliğiyle almadı. Oy çokluğuyla aldı. Üye hakimlerden biri, aynen benim size burada ifade ettiğim, dilekçelerimizde dile getirdiğimiz, savunmalarımızda, sözlü savunmalarımızda dile getirdiğimiz doğrultuda eylemin çocuğun istismarı olduğu yönünde muhalefet şerhi koydu. Bu aşamada yapılacak şey de derhal itiraz etmek tesis edilen bu hükme. Aslında şunu söylüyorsunuz değil mi? Biraz bir istatistik üzerinden gidelim ya da sayılar üzerinden gidelim ifadesi daha doğru belki. 16 yıl alabilecekken bu şahıs toplamda 11 yıl ceza alıyor ve bu çok önemli bir durum, çünkü bu insanlar bu koşullar içerisinde cezaevi gibi bir yerde tedavi olmuyorlar. Bilakis bildiğimiz örneklerden çıkan aynı şeyleri bir kez daha yapıyor. Şunu da merak ediyorum Hande Hanım, ne kadar yatacak bu kişi? İnfaz yasası gereği 3 yıl gibi görünüyor şu aşamada. Yani 11 yıl veri alacak olursak. Yani çünkü bunun 3'te 2'sini içeride geçiriyorsunuz ama belli bir süreyi içeride geçirdikten sonra açık ceza ve denetim serbestlik gibi araçlar devreye giriyor. Ayrıca evet 11 artı 5 gibi düşünülebilir kısa yoldan, ancak çocuğa karşı cebir uygulandığı da hem tanık ifadelerinden hem raporlardan hem savcının ve muhalefet şerhi koyan üyenin belirttiği gibi 10 yaşındaki çocuğumuzun her aşamada birbiriyle son derece uyumlu ve çelişkisiz beyanlarından belli. Bu ağırlaştırıcı nedendir ve cezayı yarı oranında artırır. Yani 10 değil 15 yıl. Dan söz edilebilir. Hani çok ciddi bir hukuki tartışma ya da TCK açıklamasına girmeyeyim, izleyenler de sıkılmasın, ama dediğim gibi hem bu eyleme bağlanan cezalar açısından hem de kamuoyuna verilen, çünkü kamu adına, Türk milleti adına karar veriyor mahkemeler, bu kararın kabul edilebilir bir yanı olmadığını söylememiz gerekir. Peki, aslında çok önemli bir şey var. Türkiye gerçeğini yansıtan bir şey. O çürümeyi yansıtan bir şey. Ve aslında suçluların nereye dayandıklarını, faillerin nereye dayandıklarını da gösteren bir şey. Başında sizin de ifade ettiğiniz şekilde ilginç bir savunması var. Rejideki arkadaşlarımdan da rica edeceğim, bunu bu başlıkla ve haber yaparak girsinler. Failin avukatından bir savunma görüyoruz. Müvekkiline saldırıyorlarmış. Siz açıklayın. Neden saldırıyorlarmış müvekkiline? Erk Bey, biz dosyanın başından itibaren Ağrı'ya gidip yerinde de gördük. Nizamettin Şahin, yani Ağrı'ya gitmeye de gerek yok. Nizamettin Şahin yazdığınızda AKP'den milletvekili adayı olduğu, AKP'li belediye başkanıyla çok fazla fotoğrafının bulunduğu zaten ortada. Yani çok bilinen bir AKP'li ve siyasilerle de böyle bir yakınlığı mevcut. Biz hep bunu dile getirdik. Fakat sanığın kendisi yahut sanık avukatları son celseye kadar bunu dile getirmemişlerdi. Son celsede zannediyorum yaptıkları savunmalar tanık beyanlarıyla ve maddi delillerle çürütüldüğü için dediler ki müvekkilimiz AKP'li, saygın bir iş adamı, nezih bir yurttaş, vatandaş, kendisine AKP'li olduğu için iftira atılıyor. Ben bunu şöyle okuyorum. AKP'li olmanın kendisi yahut herhangi bir siyasi partiye üye olmanın kendisi böylesi acımasız, canice bir suçta bir savunma stratejisi halini aldıysa vay halimize.
Fakat İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından ben bu rahatlığı, bu gönül ferahlığını bulduklarını da düşünüyorum. Yani tek başına bir hukuk tekniği tercihi değil. Bu çok politik bir tercih. Yani benim müvekkilim AKP'li diye savunma olmaz. Olamaz, olmamalı. Ama evet, böyle bir savunma, savunmalarında bu geçti. Ve tanıkların ve katılanların başka bir siyasi çevrenin sempatizanı oldukları, bu yüzden komplo kurdukları söylendi. Fakat şunu da belirteyim, başından beri bir husumet hayaletini dolaştırıyor sanık da böyle. İlk başta dedi ki ÖD'nin ailesiyle benim 20 yıla dayanan husumetim var. ÖD'nin annesi 20 yıl önce 10 yaşında. Sonra tuttu dedi ki susturmaya çalıştıkları tanıklar ilk celsede olayı olduğu gibi aktardıktan sonra bu sefer dediler ki yok, katılan aileyle değil de konuşan tanıklarla husumeti var. Şimdi husumeti varsa neden var? Bir ticari husumet olabilir, bir işte kız alma verme bundan olabilir. Ama bu bir konusu vardır, bu bir vakaya dayalıdır. Bunu açıklamanız gerekir. Şimdi bu açıklanamayınca ilk önce aile, sonra tanıklar, husumet, husumet, en son husumet bir baktık AKP'li olması noktasından çıktı. Buna dinlenir bir yanı yok hukuken. Buna ilişkin tek bir bilgi bulgu yok. Buna ilişkin gösterdikleri tek delil şu oldu, ben şöyle ifade edeyim. Bu olayın sadece muhalif yayın organlarında haber yapılmasını, buna dayanak gösterdiler. Yani yandaş medya bir AKP'linin çocuk istismarını haber yapmıyorsa, bu zannediyorum ne bizim sorunumuz ne de sizler gibi ayakta kalmaya çalışan, başını dik tutan, onurlu, boyun eğmeyen gazetecilerin suçu. Bu, burada bir sorun varsa o gerçekten mevcut iktidarın problemidir. Mevcut iktidarın yarattığı yandaş medya çevresinin problemidir. Oralarda haber yapılmaması AKP'li olduğu için kendisine bir komplo kurulduğu anlamına tabii ki gelmez. Dediğim gibi hukuki olarak dinlenebilir yanı olmayan şeylerdi ama AKP'li diye savunma yapmak zannediyorum zaten dosyanın başından bu yana öne sürdüğümüz iddiaları artık ilamı oldu. Peki, çok teşekkür ederim. Biz bu dosyayı başından beri takip ediyoruz sizin sayenizde. Takip etmeye de devam edeceğiz. Bu kişilerin, bu şahısların, bu fiilleri gerçekleştirenlerin mümkün olan en ağır cezaları alması için de kamuoyunu uyanık tutmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim Hande Hanım. Ben teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. İyi akşamlar. Evet, aslında olayın öyle bir siyasi yanı var ki bu haberi avukat arkadaşlarımızla birlikte önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile beraber ilk biz dile getirmiştik. Rejide arkadaşlarımız var. Aynı Ağrı'da yaşayan arkadaşlarımız, olayın başından beri takibini yapan arkadaşlarımız ve siyasal olduğunu, bu işin birebir kendilerine yapılan tehditlerden de, kim tarafından? Savcı Sayan tarafından yapılan tehditlerden de anlıyoruz. Gerçekten çamura bulanmış bir ülke gerçeğiyle karşı karşıyayız. Nasıl o çamur? Biraz daha tanımlayalım. 3 yıl yatıp çıkacak. Bu Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, AKP ile derin ilişkileri olan, Savcı Sayan'la bağları olan Nizamettin Şahin. 3 yılda çıkacak. Peki o zaman Selahattin Demirtaş ya da Osman Kavala neden 5 yıldır cezaevinde? Yani Türkiye'de aslında suçun nasıl tanımlandığını da çok net gösteren örnekler bunlar. AKP iktidarı ve küçük orta MHP iktidarı Türkiye'yi her geçen gün biraz daha yozlaştırmak istiyor. Bu yozluk meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Ara vermeyeceğiz dedik ama aramızı verelim, izleyiciyi de çok boğmayalım. Aradan sonra görüşeceğiz.